Evet, biz öncelikle lalelerden başlıyoruz ki şu anda tam e, lale mevsimi burası. E, çiçek mevsimi daha doğrusu baharın başlangıcı. Bu doğal e, yabani laleler de buranın e, baharın habercisi e, diyoruz. Zaten bundan sonra da artık hem papatyalarımız hem de buranın gelincik dediğimiz o gelincik tarlaları Burada buraya fazlasıyla güzellik bir ayrıcalık katıyor. Havamız birazcık bulutlu. Ona rağmen burada bir tane de bir arkadaşımız var. Korucu yani bu arkadaş. Buranın güvenlik amiri galiba. Onunla birlikte hem bize rehberlik yapıyor hem de buranın bir güzel görüntüsünü alalım istiyoruz maalesef hava dediğim gibi birazcık bulutlu ona rağmen mümkün olduğu kadar ben size buranın detaylarını açıklayacağım ki çok farklı bir sunum olacağını düşünüyorum Öncelikle ben size buranın bir geliş yolunu göstereyim buradan yukarı çıkıyoruz hemen bu görmüş olduğunuz yol normal işlek bir yol bütün köylüler ki e, arazinin ilerisinde de yine yukarısına doğru da çıkan <laughs> köyler var. O köylerde halen daha buradaki bu yolu kullanıyorlar. Ve yolun özelliğini de söyleyeyim. Bu yol e, ormana ait bir yol. Ama dediğim gibi burası aktif kullanılan bir yol. Ve bu yolun hemen üst kısmındaki şu e, ağaçlık bölüm e, komple e, orman ve ormana ait bir bölge. Yine bu yol dediğim gibi hem işlek hem aktif bir yol ama şu an itibariyle bu yol e, resmi olarak e, Orman Müdürlüğü'ne ait bir yol. Şimdi yavaş yavaş dönelim. Arazimize doğru girelim. Arazimize doğru giren buradan bir tane yolumuz var. Onu da belirteyim. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şimdi e, burayla ilgili çok özel, çok istisna... Çok enteresan size bilgiler vereceğim ki e, öncelikle parselimizin e, ne olduğunu söyleyeyim ben size. E, parselimiz 1711 metrekare köy yerleşik alanı içerisinde ve köy içi imarlı bir parsel. Tam bulunduğumuz alan. Şimdi orayı ben daha size net göstereceğim ama Onunla ilgili e, farklı burada e, işler de var. Bunlar tabii ki belediye ile olan işlerimiz. Onları da buradan anlatmış olacağım. Ama öncelikle ben size Parselimizin bulunduğu bölgeden buranın bir manzarasını göstereyim. Buradan baktığınızda e, karşımızda Zorlar Mahallesi'ni, oradan e, sağa doğru yavaşça döndüğümüzde Seydi Kemer ilçemizin hemen hemen e, tamamını görebildiğiniz görebileceğiniz e, bir konumdayız. Ayrıca hemen tam karşında gördüğünüz şekilde, karşında gördüğünüz yerde bir tane çalıların arasından sadece tepe kısmı, çatı kısmı gözüken bir yer var. Orası da burada yeni yapılan bir hastane, tam teşekküllü bir hastane olacağının olacağını biliyoruz. O yüzden seçimlere önce bu hastanenin de Açılışı yapılacak. Hastane bitmiş durumda ve şu anda sadece e, içerisindeki e, bütün e, sağlıkla ilgili ekipmanları diğer donanımlarla e, birlikte bir çalışma var. Ama seçimden önce bu e, hastane burada açılacak. Onu da buradan belirtmiş olayım ki biraz sonra biraz daha net görüntü alabilirsem onu da ben size buradan bir göstermiş olacağım. Belki de buradan daha net e, gösterebilirim size hastanenin olduğu yeri. Evet. Hastane şu anda tam karşımızda. Bakın. Burası e, şehir hastanesi. Burası şehir hastanesi. Parselimizin tam karşısından gözüküyor. Yaklaşık olarak e, kuş uçumu 2 kilometre bir mesafemiz var e, hastaneye. Bunu lütfen e, dikkat edinleyin. Yaklaşık kuş uçumu 2 kilometre mesafemiz var. Ama düz yoldan gelirseniz 3,5-4 kilometre civarında bir mesafe. Şimdi bununla birlikte geldiğimiz yol mesafesini de hesap edeyim. Ben size onu da buradan açıklamasını yapmış olayım. Şimdi gördüğünüz gibi şehir komple ayağımızın altında. Seyir-i Kemal ilçemizin tamamını buradan görebiliyoruz. Ki zorlar köyüne kadar. Etrafımız çok geniş ve parselimizin en güzel özelliği de Köyün en sonunda kalan, köyün arka kısmında kalan bir parsel. Önümüz gayet açık, etrafımız gayet açık. Aynı zamanda parselimizin e, en son parsel olduğu için de e, parselimizin yan tarafındaki bölüm e, orma sınırlarına e, dayanıyor. E, etrafınızda artık sadece alt tarafınızda mahalle olacak ama arka tarafınızda ve yan tarafınızda orma sınırlarının olduğunu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi e, diğer bir özellik, az önce bahsetmiştim, e, buranın e, 1711 metrekare köy yeleşik alanı içerisinde köy içi imarlı olduğunu e, belirtmiştim burada. Ki e, parselimizle ilgili bugün sabah e, gittim belediyeye bizzat e, bu konuyla ilgili e, yetkili mercilerden, imar e, bölümünden, imar işlerinden buranın niteliğini sordum. Bakın bu detaya çok dikkat edin lütfen. Bu parselin niteliğini ve detaylarını sordum ki bana aynen söylenen sözler şunlar: Burası köy yeleşik alan içerisinde bir parsel. Burası köy içi imarına giren bir parsel. Fakat arka tarafımızda bulunan yol orman yolu olduğu için buraya inşaat izni verilmiyor. Bakın öncesinde sorduğum zaman şunu sormuştum. Burası köy yaraşık alanı içerisinde olduğu için buraya resmi olarak bir inşaat hakkımız var mı diye bizzat bunu e, belirttim belediyeye. Ve belediyenin aldığım cevap, buraya resmi olarak 250 metrekare inşaat hakkınız var e, dediler. Fakat bunun yanında e, bir de şunu söylediler, şu an itibariyle arkanızda bulunan yol orman yolu e, olması sebebiyle buraya... E, Resmi olarak inşaat yapamazsınız e, diye belirttiler. Ben de bunun üzerine kendilerine sordum. Hem dedim bize verilen bir hak var. Buraya 250 metrekare bir inşaat hakkının, hakkımızın olduğunu söylüyorsunuz. Hem de buranın karasuru yolu olmadığını söylüyorsunuz. Buraya şu anda inşaat yapamazsınız diye e, sordum kendilerine. Bu dedim nasıl bir e, çelişki, bu dedim nasıl tezat bir durum. Hem dedim bize verilen bir hak var buraya inşaat yapabilirsiniz diye hem de karasoy yolu yolumuz olmadığı sebebiyle buraya inşaat e, yapamazsınız diye belirtiyorsunuz dedim. Şimdi dedim bu ikilemi buradaki çarpık düzeni e, yapan sizsiniz. Belediye olarak siz bizim haklarımız burada verilen haklar e, her türlü e, yapılabilir uygulanabilir diye bize burada bir hak veriyorsunuz ama daha sonra da bu hakkı e, siz yine buradan elimizden alıyorsunuz lütfen bana dedim bunun açıklamasını yapın dediğim zaman da orada bir tıkanıklık, orada bir e, sıkıntı oluştu ki e, aynı kendine şunu sordum ve şunu söyledim e, bakın dedim böyle bir yerde e, bana dedim imar izni veriyorsanız inşaat hakkı veriyorsanız inşaat hakkım olan her parsel'e dedim bana mutlaka bir kadastro yolu açmak zorundasınız Kadastro yolu açmadığınız sürece burada her zaman başınız sıkıntıya girecek. E, çünkü buradan verilmiş bir hak var. Bu hakkı da biz sonuna kadar kullanmakta vatandaş olarak e, kullanma hakkımız olduğunu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi biz e, özellikle buraya gelen misafirlerimize aynı şunu belirtiyoruz. Bakın e, ben kadastro yolu olmayan e, araziye için çok dikkat ediyorum özellikle. Yani arazi mutlaka bir kara sıraya olmasına dikkat ediyorum. Fakat bu videoyu çok farklı bir şekilde özel olarak çekiyorum ki buradaki belediyenin ve buna benzer bu bölgedeki belediyelerin yapmış olduğu tezat durumların hepsini burada anlatmak amacıyla. Bunu da lütfen buradan sizin bilginize sunuyorum. Geldiğiniz zaman da bununla ilgili burada karşılaşacak olduğunuz bazı sorunlardan durumlar bunlar diyelim şimdilik. Şimdi bunun haricinde belediyenin yapmış olduğu bir burada tezat daha durum var. Buraya bir müştemilat yapılmış ev şeklinde. Burada bir ev var ve evin resmi olarak suyu bağlanmış. Ayrıca resmi olarak elektrik bağlantısı yapılmış ve bu eve bir kullanım ruhsatı. Yani ev kapı numarasına kadar alınmış ve bu ev yani resmi olarak kayıtlara geçmiş. Şimdi resmi yolu olmayan bir yere siz böyle bir müştemilat, böyle bir müştemilat demeyeyim. Çünkü ev sahipleri dostlarımız halen daha evin içerisinde ikamet etmekteler. Ve bu evi her şekilde rahatlıkla şu anda kullanıyorlar resmi olarak hem elektrik hem su balantısı olarak. Çünkü burası köy yeleşik alan içerisinde olduğu için böyle de buraya bir inşaat yapılmış. İnşaatında her türlü resmi olarak ihtiyaçları belediye tarafından balantısı yapılmış ve karşılanmış. Daha sonra da buraya yapı kayıt belgesi verilmiş bir ev durumunda şu anda. Şimdi e, aslında e, mantık olarak şu, e, buradaki e, yerel belediyeler, yerel e, yönetimler e, çok çok farklı e, işlerle uğraşıyorlar. Ve burada bir de zıtlaşma var belediyeler arasında. Çünkü e, Büyükşehir Belediyesi CHP e, yönetimi altında e, ve Seydi Kemal Belediyesi de Ak Parti ilçe belediyesi olduğu için bu belediyeler arasında hep bu parti anlaşmazlığı yüzünden burada bir e, sorun e, e, teşkil ediyor ve bu e, farklı partilerin farklı partilerin bu inatlaşmaları yüzünden ve bu e, bürokrasinin işlemeyişinden bu tıkanıklı, tıkanıklıklardan dolayı buradaki insanlarımızın Birçoğu aynı görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir e, sıkıntı çekiyorlar. O yüzden özellikle bu parselin de bu arazinin de videosunu o yüzden çekiyorum. Şimdi belirtmiş olduğum gibi buranın yukarısında, hemen üzerinde az önce gösterdiğim gibi bir tane orman yolu var. Orayı da rahatlıkla e, kullanabiliyorsunuz ki zaten çevre köylerin geçiş noktası burası. Oradan da buraya bir e, yol giriyor. Yani direkt olarak bana göre burada rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yol var Ayrıca belediye sanırım bu videodan sonra buraya köy içinden resmi bir yol açmak zorunda onu da belirteyim ki bundan sonraki dönemde bu konuyla ilgili çok özel çok detaylı bir bilgi burada açıklaması yapacağım bunu da çok detaylı dediğim gibi çok detaylı ve geniş olarak Buradaki yaşanan bürokrasi tıkanıklıklarını, buradaki yaşanan o bürokrasi anlaşmazlıklarını ve Büyükşehir Belediyesi ve o küçük belediyelerin Büyükşehir'e bağlı olması, Büyükşehir'in başka bir partiden olması, buradaki ilçe belediyelerinin de başka bir partiden olması dolayısıyla burada yapılması gereken... Büyükşehir'de onaylanması gereken veya meclise sunulan birçok e, evrak, birçok belge, birçok proje e, engellenmekte. Onu da buradan belirtmiş olayım ki bu her zaman yaşadığımız bir olay. O yüzden de e, buradaki tek sıkıntıyı, tek sorunu çeken sadece buradaki yaşayan vatandaşlarımız veya buraya gel gelip buraya yerleşmek isteyen Vatandaşlarımız çekiyorlar bu sıkıntıları. Bunu da buradan özellikle belirtmiş olayım. Şimdi geldik, birazcık başınızı ağrıttım kusura bakmayın ama. Şimdi geldik işin güzel kısmına. Parselimiz dediğim gibi, burası tam olarak 1711 metrekare orma sınırlarında olan bir parsel. Köyün en sonunda yer alan ve etrafı gayet geniş ve şu anda karşınızda yine Bakın tam karşımızda derenin öbür tarafında yapılan yeni yapılan bir inşaat var. Ki buradan da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hastanenin hemen alt kısmında yer alan bir yer. Yani burası e, Kıncılar Mahallesi. Kıncılar Mahallesi dediğimiz zaman ne oluyor? E, özellikle belirtmiştim daha önceden de. E, yaklaşık bir, bir buçuk yıldan beri e, Seyri Kemer'in merkezinde çok fazla parsel kalmadığı için, imarlı parsel kalmadığı için yakın köylerde, Bunlar e, Zorlar e, Mahallesi, Seydiler Mahallesi, Gerişburnu, e, Akbük ve Kıncılar Mahallesi'nde şu anda e, imar çalışması yapılıyor. Onu da bir yıl önce belediyeden e, öğrenmiş e, ve teyit etmiş bulunuyorum. Şimdi parselimizin en güzel kısmı. Dediğim gibi köyün e, tam arka kısmında kalması sebebiyle, Bakın hem manzaranız çok güzel hem çok e, izole bir e, bölge hem de e, hafif e, yamaç diyeyim ama e, burası 2 ve 3 e, taraça şeklinde olan bir parsel. Zaten içerisinde e, kayıtlı bir tane de elektriği, suyu bağlanmış içerisinde bir tane de ev bulunmakta. Bunun haricinde bir de burada hemen tam orman sınırında o <laughs> çok güzel bir çam ağacı var. O çam ağacının altına da burada ev sahibi bir köşk dediğimiz ahşaptan e, derme çatma çok güzel bir e, artık biz burada ona köşk diyoruz. E, dinlenme tesisi dinlenme alanı yapmış kendisine. Yaz mevsiminde zaten burada e, çok fazla e, evde pek yatmazlar hep e, bu tür e, alanlarda, dışarıda o serinliği özellikle akşam üzeri o gün batımındaki e, buradaki esintiyle birlikte burada hem çok güzel bir mangal e, keyfiniz hem de çok güzel bir çay keyfiniz e, olabilir. Ki yer sahibimiz e, zaten özellikle e, onu yapıyor her dönemde. Bunun yanında zaten gördüğünüz gibi şehir tam ayağımızın altında. Seyircikeme ilçemiz tam ayağımızın altında, tam karşımızda ve e, tam olduğum yere kadar yaklaşık 4 kilometre bir mesafeniz var e, Seydi Kemer ilçe merkezinden. Bununla birlikte tam önümden akan bir tane e, çay var, e, çok geniş bir çay var ki bizim rakım, e, bulunduğumuz e, parselin rakımı çaydan yaklaşık 50-60 metre e, yukarıda bir e, bölgede. Fakat hem yazın hem de kışın burada çok güzel bir dere ve su şırıltısı, burada da çok güzel bir dere manzarası seyrediyorsunuz. Onu da buradan belirtmiş olayım. Yine son olarak belirteyim. Burası 1711 metrekare köy yeleşik alanı içerisinde imarlı bir parsel. Ki buraya güzel bir istinat duvarı ile birlikte, Burada e, hem manzara açısından hem de e, oturum açısından e, çok çok muhteşem bir e, ars, e, pa, arsaya daha doğrusu. Tabii ki burası imarlı olduğu için. Hem arsaya e, sahip olmuş olursunuz. Hem de ne diyoruz? Sırtınızı ya ağaya ya dağa dayayacaksınız diyoruz ya. O yüzden e, sırtımızda yani sınır komşumuzda orman olduğu için etrafınızda e, gayet güzel, yemyeşil yeşil bir e, orman örtüsüyle birlikte arka tarafınız e, oksijen dolusu, e, oksijen dolu bir e, ormana sahip e, çok muhteşem bir alan burası. Son olarak bahsedeyim, burası gerçekten çok güzel nefes alan, özellikle yaz aylarında e, diğer çukur bölgelerde Seydi Kemer ilçe merkezinde e, nem oranı e, çok fazla olduğu için orada nefes al, a, alamazken. Burada dere boyundan gelen çok güzel bir esinti olması sebebiyle burada gerçekten akşamları çok nefis bir şey var hava var nem oranı oldukça düşük çok düşük bir nem oranı ve akşamları da burada rahat rahat yaşayabileceğiniz yatabildiğiniz yani yattığınız zaman çok güzel bir akşam uykusu çekebileceğiniz serin bir bölge burası. Deniz seviyesinden yaklaşık 200-220 metre olarak belirteyim burayı da belki o kadar bile yok ama dediğim gibi çok güzel bir bölge. Şimdilik bu kadar diyelim. Diğer detaylar yine videonun alt kısmında açıklama bölümünde belirtmiş olacağım. Saygılar sunuyorum sevgiler hoşçakalın.